Alo, merhaba tekrardan arkadaşlar. Yine Alman Kitap Evi'nden size sesleniyorum. Bugün iki tane kitap size tanıtmak üzere yine. Geçen sefer hatırlıyorsanız size bir tane Faust tanıtmıştım. O Huber seviyesinden A2 seviyesinde bir klasik hikayeydi. Bu sefer yine seriden, yine A2 size bir tane modern hikaye tanıtmak istiyorum. Ki bu hikaye günümüzün toplumun içinde en büyük ya da en yani modern sorunlardan bir tanesi mobbing. Mobbing sonuçta nereden oluşuyor? Baktığımız vakit farklılıktan. Kimler mobbing ediliyor? Ya ırktan dolayı, ya yoksulluktan dolayı, ya da dinden dolayı da olabilir. Ona göre bu kitabın içine bazı konulara değindiler ve ama biraz daha gençlik üzerine yazılmış. Yani sonuçta hikayeye gelince bu bir tane sınıf var. Bu sınıf bir tane geziye çıkıyor öğretmenleriyle. Öğretmenleri bir tane öneride bulunuyor ki bugün bir Robinson günü yapalım. Robinson günlerinin kastettiği şey herkes oldukları kovuştan ayrılıp yani kovuş nasıl deniyor Türkçesi şimdi tam bilmiyorum işte hotel mi deniyor ya da burada nasıl yapılıyorsa gençlerin kaldığı bir yer ya da okulların kaldığı bir yer. Almanya'da mesela gençlik kovuşları var böyle üniversite yatakhane demeyeyim de onu tam Türkçe adını şu anda bilemeyeceğim ama siz bilirsiniz herhalde. Ve öğretmen öyle bir öneride bulunuyor. Bir tane Robinson günü yapmak. Robinson günü yapmakla kastettiği ikişer ikişer sınıftan ikişer ikişer kişiyle ki o kişiler kurayla çekiliyor. İkişer ikişer kişilerle farklı bir yerlere gidecekler ve o yerden bir hatıra getirecekler. Ama nasıl gidecekler o yerlere? Hiçbir şeysiz. Ne paralı, ne cep telefonu yanına taşıyacaklar. Hiçbir şey yanına almadan bir gün yani 24 saat orada kalıp geri dönecekler ve bir hatıra getirecekler neredeyse. Şimdi bunun protagonistleri bu hikayenin Lea mobbing edilen kişi. Neden mobbing ediliyor? Hem öğretmene her zaman evet diyor demeyeyim de hep ilgili bir kişi. O da bir mobbing sebebi. Yani kıskançlık aslında bir mobbing sebebi oluyor. Sonra bu kişi öbür arkadaşlarından mı diyeyim? Daha arkadaş değiller tabii ki çünkü kız mobbing ediliyor. Bu kız eski giysileri var. Bir de tradisyonel bir kız. Yani sonuçta şarkı söylüyor yürürken ve klasik şarkılar söylüyor. O da arkadaşlarına pek uymuyor. İlk önce tabii ki arkadaşları şey diyor ya bu kızdan kimse gitmek istemez ve birdenbire kura çekiminden iki tane kız var. Onlar çok çok iyi arkadaş. Aslında beraber gitmek istiyorlar ama nedense hikayenin gelişi tabii ki bu iki arkadaş beraber gidemiyor ve bir tanesi o arkadaşlardan Leia'yla gitmek zorunda kalıyor. O yolculuk esnasında gittikleri yerde işte parasız gidiyorlar ve bir tane kiliseye geliyorlar. Şimdi bunların karnıları da acıkıyor tabii ki ve kız da diyor ki işte Leia diyor ki ha ben bir kiliseye gideceğim ve biraz yemek isteyeceğim. Öbür kız da tabii ki diyor ki olur mu? Çekiniyor. Çünkü böyle bir şey yapılmaz gibilerinden. Leia gidiyor ama öbürküsü çekiniyor, gitmiyor. Ve ilk önce inat ediyor. Yok ben bundan bir şey yemeyeceğim. Ama sonradan tabii ki karnı aç olduğu için gidiyor ve o da yavaş yavaş yanaşıyorlar birbirine. Yani. Birden bakıyorlar ki
Devam ediyorlar, bir tane yere geliyorlar. Nasıl yaklaşabiliriz birbirimize? Ve o aslında karşı çıkan kız diyor ki, gel bir alışverişe çıkalım. Çünkü sen o kadar da kötü değilmişsin. Ben seni başka giysilerle giydirirsem herhalde bize daha çok benzersin gibilerinden ve o kadar mobbing olmasın. Yani bu ilk yaklaşmak gibilerinden oluyor. Yani ilk önce yemek vermek, sonra yaklaşmak. Bir tane moda evine giriyorlar, giysileri giyiyor. Aa, bunlar çok güzel. Ha, sonuçta para ödemeye gelince paraları kalmıyor. Paraları yok çünkü yanında. Bu sefer Lea yine aklına geliyor. Şarkı söylemek. Şarkı söylemeyi çok iyi biliyor çünkü. Ve arkadaşı yine burada geri çekiyor. Sen nasıl yapabilirsin bunu? Hiç utanmadan şarkını mı söylenir? Nasıl utanmadan yemek aldıysa utanmadan da şarkını mı söylenebilir? Yapıyor ve orada bir tane gençle buluşuyorlar. Çocuk da birdenbire katılıyor. Hiç tanınmadığı bir çocuk. Gitarla söylüyorlar ve bir sürü şey alabiliyorlar. Toplayabiliyorlar ve sonuçta gidiyorlar ve o eşyaları alıyorlar. Çok çok fazla da anlamak istemiyorum ama yine aynı kuruldu bu şey. Yine arkasında bunun soruları var kitabın hakkında. Yine CD'si var kitapta. Bildiğiniz gibi bu kitaba eklemek isteyen bir şey var mı? Bu işte sonuçta beraber şarkı da söylüyorlar ve bu şarkı onların getirdiği, hani demişlerdi ya ilk önce beraber bir şey getireceksiniz diye, bir tane materyal bir şey getirmediler, bir tane beraber söyledikleri bir şarkı getirdiler. Ama arkadaşlar okuyun, şimdi çok fazla da anlatmak istemiyorum. Onun kısacası bu, yani mobbing nasıl aşılır? Bu hikayenin içinde bir tane kötü var, çok kötü bir kız, hiç değişmiyor. Yani onun da aklı nasıl başına getirilir? Yani bütün aslında böyle mobbing sorunu ya da ön yargı sorunlarının bir tane ufaktan çok basitçe bir cevabı bu kitapta bulabilirsiniz. Bu ilk kitabımız. İkinci kitabımıza gelince, bu daha doğrusu bir kitap değil, 5 kitaptan oluşuyor. Intensiv Deutsch. Intensiv Deutsch bir tane çok değerli bir hocamızdan yazıldı. İrfan Şahingöz. Bu hocamızın 10-35 senedir hazırlık sınıfında tecrübesi vardır. Kitap öğrenciyi aktif hale getiriyor. Hemen. Bir de şimdi siz de farkına vardınız herhalde, Almanca'da gramer biraz sıkıyor. Ki bu sıkıcı grameri diyalog olarak veriyor bu kitap. Daha böyle sevindirerek öğretiyor. Ve sırf öğrenciler için yapılmış bir kitap değil. Öğretmenler de bu senelerden beri yaptığı pratikten faydalanabilir bu kitaptan. Sınavlar içinde yeterince örnekler var. Yani sonuçta ya siz sınava hazırlanırsınız ya da öğretmenler sınav sorusunu hazırlamak istiyorsa onlar da var içinde. İstisnai olarak her şey bulunabilir yani sonuçta bunun içinde. Deftere de gerek yok. Çünkü içine yazabiliyorsunuz. Güzel olan şey de ilk önce konuyu anlatıyor. Ondan sonra ona göre ödevleri var. Örnekleri Das Satz'dan hemen arka arka infinitif geliyor vesaire vesaire. En sonuçta belirtmek istediğim bu kitap hakkında anahtar da var tabii ki. Ama kitabın içinde değil. Eğer hoca kullanırsa tabii ki hemen anahtarını istemez. Ama öğrenci ya da herhangi birisi kendini alırsa bu anahtarlar hocada var. Hocaya yazabiliyorsunuz. Zaten internet adresi var. Bana da yazabilirsiniz. Bende de cevap anahtarı var. Size yollayabilirim.
last but not least, İngilizce kullanıyorum, güzel olan şeye de fiyatı, ki indirimler Almanca kolaya aynı geçerlilikte yapılır. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Yine görüşmek üzere. Tschüss und bis dann. Almanca kolay.